Çanakkale'de unutulmuş meslekler arasında yer alan ve ayakkabı tamiri yapan bir esnaf, siparişlere yetişemeyince çareyi randevulu sisteme geçmekte buldu. Dükkanda ayakkabı koyacak yerin kalmadığını ve 15 Haziran'a kadar ayakkabı tamiri için sipariş almadığını belirten ayakkabı tamir ustası Mehmet Tutar, yoğunluğun sebebinin ise usta olmadığı için yaşandığını açıkladı. Mesleğe ayakkabı imalatıyla başlayıp daha sonrasında tamirciliğe geçen 58 yaşındaki ayakkabı tamir ustası Mehmet Tutar durumu şöyle açıkladı. Çanakkale'de 9 tane bizim bildiğimiz ayakkabıcı var. Tamirci. Usta olmadığı için insan çok, iş çok. Bu yüzden randevu sistemi geçtik, zorunda kaldık. 4 gün bugün, 4. gün ve 30 gün iş almayacağım. Haziran'ın 15'ine kadar iş almıyorum. Niye? dükkanda ayakkabı koyacak yer yok. İnsanlar geliyor, müşteri geliyor. Diyalog yaşıyoruz. Söz verdiğimiz gün yetiştiremiyoruz. Mesela şu an bugünkü işler, şu anda tezgahın üstünde gördüğünüz işler dört gün önce bitmesi lazım. Ama bitmiyor. İşte kişilerle diyalog yaşıyoruz. Ya işte niye işte doktor gibi randevu veriyorsunuz. İşte MR bu kadar randevu vermiyor. MR çektireceğim diyor. Ben 20 günde diyor gün veriyorlar diyor. Siz diyor 30 günde 35 güne gün veriyorsunuz diyorlar. Bu diyalogları yaşıyoruz. Tutar konuşmasında ayakkabı tamircisinin çok az kaldığını belirtti. Terzi, marangoz, ayakkabıcılık, el emeği, göz nuru işlerde, üniversitelerde, liselerde, okullarda, ilkokuldan başlayacak, nereden başlayacak bu olay bilmiyorum, bu konulara yönelsinler. Meslek dalları assınlar. Bu meslek ölecek. Ben şimdi 58 yaşındayım. Ben ee, bu işi yapacağım en fazla üsttene 5 sene. 5 sene sonra ben bu işi bıraktığım zaman bu işi kimse yapmayacak çırak yetişmiyor, kalfa yetişmiyor, usta yetişmiyor. Yani okullarda bu tür işlere önem verirlerse, bir yer açarlarsa ne olacak? 5 Be sene sonra işte atıyorum bir, bir biri yetişir, bizim işimizi devralır, yapar. Ama bunda 5 sene sonra bizim bu işi yapacak insan kalmayacak.